Selam dostlar. Ben Alabalıkçı Birol Tangut. Bugün size değerlerde alabalık avı ile ilgili malzeme seçim. Kamış, misine, makina seçimi, yem seçimi ve atış teknikleri hakkında bir video çekeceğiz. Bu konuda pek çok arkadaşım bana soru soruyor. İnşallah onların bu sorularını bu videoda cevap bulacaklar. İnşallah güzel, bilgilendirici bir video olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, öncelikle kamış, misine ve makineden başlayalım. Gördüğünüz gibi değerlerde alabalık avında ufak makineler kullanıyoruz. 1'lik olabilir, 500'lük olabilir. Ben genelde 500'lük tercih ediyorum. Çünkü çok fazla uzağa atma ihtiyacınız yok değerlerde alabalık avlarken. Dolayısıyla büyük bir makineye de ihtiyacınız yok. Önemli olan burada makinenin sağlamlığı, otomatik kapatması ve çekiş gücünden ziyade seriliği. Yani biraz hızlı olması gerekiyor. 5'in üzerinde olması gerekiyor değerlerinin. Ya 5'in üzerinde olmasa da olabilir ama daha hızlı çevirmeniz gerekir. Çünkü attığınız döner kaşığın dönmesi gerekiyor. Bu dönerliği sağlaması için de 5'in üzerinde değerler, rating oranları 5'in üzerinde olanlar daha iyi olur. Kamış olarak ben genelde 1.80'lik kullanıyorum. Ama bunu boyunuza göre seçebilirsiniz. Daha uzun arkadaşlar 1.90-1.95 kamış da kullanabilirler. Kamışı kısa seçmemizin amacı derlerin üzerinin dallarla kaplı olması. Karadeniz'de öyle üstü açık dere pek bulamazsınız. Dolayısıyla suya yatay atışlar sizin daha çok ihtiyacınız olan atışlar. Bunu da ancak ufak kamışlarla yapabilirsiniz. Ben 1.80'lik kullanıyorum. Tabii burada kamışın esnekliği önemli. Ultralight tercih ediyorum ben. Yani atış aralığı 0.5 gram aralığında olanlar daha hassas. Daha istediğiniz noktalara atış yapabiliyorsunuz. Burada atışı istediğiniz noktalara yapmak çok önemli. Çünkü değerlerde alabalık avında uzaktan ziyade nokta atışları önemli oluyor. Dalların arasından istediğiniz noktaya atışı yapabilirseniz verim alma olasılığınız daha yüksek oluyor. 1.80'lik ultralight bir kamış bu konuda işinizi görecektir. Misine seçimine gelince ben genelde naylon misine kullanıyorum. 0.18 milimetreyi tercih ediyorum. 0.20 de olabilir. Yalnız tabi burada misinenin kalınlığı arttıkça mesafeyi etkiliyor. Yani daha kalın misine demek daha yakına gelmesi demek. Attığınız döner kaşığı daha ince bir misine daha uzağa gelmesi demek. Ama şöyle bir oran var. İnceleştikçe daha çabuk kopabiliyor misineniz. Dallara dolanıp yıpranabiliyor. Dolayısıyla 0.18-0.20 aralığı bence uygun olan aralık. İp misine de tercih edebilirsiniz. İp misineler de bu konuda avantajlı olabilir. Yalnız ip misinelerde şöyle bir dezavantaj var. Avantajı da var tabii ki ip misinelerin. İp misineler naylon misinelere göre çekerleri daha yüksek. Yalnız dolaştığı zaman çok büyük sıkıntı yapıyor. Misinenin o kısmını kesmek zorunda kalıyorsunuz. Değerlerde de dolaşmaması biraz zor. 0.8-0.10 aralığında bir ip misine de işinizi görebilir. Tabii kayganlık oranı yüksek olması lazım. Bunun içinde 8 örgülü misineler tercih edilebilir. İp misineler tercih edilebilir. Fakat ben naylon misine kullanıyorum. İp misine de kullandım. Fakat naylon misineden daha iyi verim alıyorum. Sağlam bir ip misine. Hafızası düşük. Hafızası düşük de şu demek. Yani açıldığında gam yapmayacak.
Çünkü dolaşıklık, kafasında dolaşıklık, makinenin kafasında dolaşması demek sizi biraz daha uğraştırıcı bir iş. Onun için hafızası düşük olması lazım. Düğüm mukavemeti yüksek olması lazım. Bu misinenin ucuna ben genelde fır döndü kullanıyorum. Fır döndü kullanmadan da takabilirsiniz. Fakat fır döndü kullanmadığınızda misineniz daha çabuk kam yapar ve yem değiştirme işiniz biraz daha zorlaşır. Ben çok gördüğünüz gibi minik fır döndüler kullanıyorum. 16 numara, 14 numara. Çok minik, kolay yem değiştirmek için fır döndü benim için şart. Olmazlardan bir tanesi. Fır döndüm olmadığı zamanlar da oldu ama hem misine çabuk kam yaptı hem de yem değiştirme biraz daha güç oldu. Yemlere gelince çok çeşitli kandırıcılar var bu konuda. Bu alanın en iyisi bildiğiniz gibi MEPS. MEPS'in üzerine çok fazla bir hani konuşmaya gerek yok. En verimlisi o. Hem renklerin cazibesiyle hem su içinde çıkardığı sesle MEPS bir adım önde. Farklı modeller de olabilir. İşte Blue Fox olabilir. Ne bileyim burada işte Mapso var. Ancak benim en çok verim aldığım MEPS türevleri. Modellere gelince MEPS'in 3 ana modeli Eglia, Comet ve XT. Bu gördüğünüz gibi MEPS'in Eglia modellerinden bir tanesi. Yeni çıkan modellerden bir tanesi. Gayet verimli. Özellikle gökkuşağı alabalığında verimli. Derin yerlerde alabalıkta verimli. Şu gördüğünüz Blue Fox'un bir MEPS'i. XT'ye benzetilmiş bir MEPS. Ben gerçi sonradan modifiye yaptım. Gördüğünüz gibi yaprakla kurşun ağırlık arasında iki tane demir boncuk var. Normalde bir tane oluyor. Fakat ben verim almak için iki tane takıyorum. Daha iyi dönüyor. Daha verimli oluyor. Yine şu Blue Fox'un bir Jabalas'ın bir modeli. Blue Fox'tan esinlenerek yapılmış bir model. Güzel bir model. Bu da derinlerde iş yapıyor. Burada kendi düzenlediğim XT'nin altına farklı ağırlıklar takarak düzenlediğim bir model var. Bu modeli size özellikle göstermek istiyorum. Çünkü bunun üçlü kancasına gördüğünüz gibi modifiye yaptım. Daha doğrusu bir arkadaşım modifiye yaptı, sağ olsun. Üçlü kancasına böcek tipi verdik. Daha çok verim alıyoruz. Yani döndüğünde balık yaprağı değil, bu üçlü kancaya saldırıyor ve daha çok verimli olabiliyor. Bu önemli onun için. Bu şekilde modifiyeler yaparak veriminizi yükseltebilirsiniz. Bu favori maps'lerimden bir tanesi. Başka bir favori maps'imi göstereyim size. Yine çok verim aldığım. Anadolu Alasavı'nda da dalgalı yerlerde daha çok, daha iyi dönebilen MEPS'in Comet modeli. Gümüş üzeri mavi nokta bu. Bir numara. Genelde bir numara kullanıyorum. Bizim çünkü derelerimiz ufak. İki numarayı derin yerlerde kullanıyorum. Göletlerde kullanıyorum. Çok verimli bir MEPS bu da. Gümüş üzeri mavi nokta. MEPS Comet. Tavsiye ederim. Pek çok yem çeşidim var. 30 senedir alabalık yakalıyorum. Son 8 senedir bu spin işine başladım. Döner kaşıklarla avlanıyorum. Tabii ki pek çok modelim oldu. Bazılarını kendim tasarladım. Şöyle söyleyebilirim. Bunları tutmak için elinizde muhakkak bir organizer kutu. İşte bu şekilde olabilir. Şu şekilde olabilir. Şöyle ufak bir şey olabilir. Yemleriniz az ise. Şöyle bir şey olabilir. Bu şekilde bir organizer kutu temin edebilirsiniz. Yanınızda bulundurabilirsiniz. Kolay ulaşılacak bir yerde olması lazım. Yeleğinizin kolay ulaşılacak bir yerinde olması lazım. Göllerde alabalık avında ise
özellikle Abant Gölü'nde kullandığımız bir model gördüğünüz kaşıklar. Bunlar Kasmaster. Acme'nin Kasmaster serisi. Çok alabalık avında, göllerde alabalık avında, özellikle Abant alabalığında verimli renkler bu ikisi. Şu görmüş olduğunuz renkler. 14 gram. Tabii Abant alasında hani niye bunlar daha çok verimli, niye döner kaşıklar verimli değil diye düşünebilirsiniz. Çünkü Abant alası biraz daha ileride duruyor. Derin yerlere doğru duruyor. Dolayısıyla mesafe bunlarla mesafe sorununu aşabiliyorsunuz. Yani 3.14 atarı 3.14 olan, 2.40 olan bir kamışla bunları 80-100 metrelere atabiliyorsunuz. Dolayısıyla veriminiz de yükseliyor. Eğer döner kaşığı ben o mesafelere atarım diyen varsa, tabii döner kaşıkla da, 3 numara bir döner kaşıkla da aynı verimi alabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Yem konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Atış teknikleri hakkında birkaç bilgi verelim. Bu arada alabalık avının yanında aynı takımla, bahsettiğim takımla kasna avı da yapabilirsiniz. Kasna avı için de yemlerimiz burada. Tatlı su kefali, yani bahsettiğim balık tatlı su kefali. Gördüğünüz gibi Strike Pro'nun pembiş modeli. En verimli modellerden bir tanesi. Çılgın kurbağa. Çeşitli yemler. Tatlı su kefalinin sevdiği yemler. Tabii bunları MAPS'lerle de avlayabilirsiniz. Ancak biraz daha büyük balık avlamak isteyenler, biraz daha trofe arzulayanlar bu sahtelerden temin ederlerse daha verimli avlar yapabilirler. Fakat ben genelde MAPS serilerimden vazgeçmiyorum. MAPS'lerle de büyük balıklar yakaladığım oldu kasnada. Kasnada çok zevkli bir av. Çok mücadeleci bir hayvan. Alabalıktan daha zevkli olduğu tartışılabilir açıkçası. Hem daha kolay bulunabilmesi açısından. Şimdi atış teknikleri hakkında birkaç bilgi vereyim ben size. Evet dostlar, biraz da atış teknikleri hakkında konuşalım. Derelerde atış teknikleri neler, nasıl atılabilir? Yeni başlayan arkadaşlarımız var biliyorum. Nasıl daha iyi atabiliriz? Nasıl daha uzun atabiliriz? Nasıl daha isabetli atabiliriz? Şimdi öncelikle pek çok spinci arkadaş omuz üzerinden atış yapıyor. Uzağa atış için göllerde, denizlerde uzağa atış için evet bu çok önemli bir atış. Bir bahsettiğim atış şu. Bununla çok uzağa atabilirsiniz. Mesafenin önemli olduğu yerlerde ben de derelerde kullanıyorum. Ancak derelerde sağda solda dallar olduğu için, ağaçlar olduğu için bu atışı pek tercih etmiyorum. Genellikle koldan atışı tercih ediyorum. Koldan atış derken bahsettiğim atış şekli şu. Daha suya paralel dalların arasından atabileceğim bir atış şekli. Tabi bu konuda biraz antrenman yapmak gerekiyor. Bu atış tekniğini geliştirmek için. Şu şekilde de atabiliriz. İlla şöyle de atabiliriz. Tamamen kendinizi geliştirmeyle alakalı. Ama benim tavsiyem bol bol antrenman yapmanız. Antrenman yaptıkça bu özelliğiniz gelişecektir. Hatta bir süre sonra karşı tarafta bir bardağın içine bile mepsinizi, döner kaşığınızı sokacak seviyeye gelebilirsiniz. Ben kendimi şahsen öyle geliştirdim. Bol bol antrenman yaparak, evde kovanın içine antrenman yaparak geliştirdim. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de şu. Attığınızda suya düşerken makineyi kapatıp salmaya başlamanız gerekiyor. Eğer derin çekmek istemiyorsanız, derin çekmek istiyorsanız tabii biraz bekleyip yapmanız gerekiyor. Ancak sığ sularda MAPS döner kaşık suya düştüğünde makinenizi kapatıp salmaya başlarsanız ve MAPS'iniz ilk anda hareket alırsa balık mükemmel aksiyon veriyor. Çok çabuk tepki. Bu çok önemli bir nokta. Değerlerde alabalık aksiyonu.
İnşallah 10-12 gün sonra alabalık sezonu açılacak. Doğal alabalık sezonu açılacak. İnşallah güzel ve ünlü bir sezon olur. Daha güzel videolar çekiyoruz. İnşallah siz de bol trofeli avlar geçiyorsunuz. Okulları bizimle de paylaşırsınız. Hadi bakalım. Nasip edin.